saygıdeğer basın mensupları, bugün bir gazetenin haberine konu olan Batman'da biliyorsunuz 8 Kasım günü 6. Keçeki operasyonu gerçekleştirildi. Ama 14 Nisan 2009 tarihinden bu yana sayısız kere neredeyse her haftaya, neredeyse her 15 güne denk gelecek şekilde özellikle mahallelerimizde halkımızın hedef alınmış olduğu, halkımızın örgütlü yapılarının hedef almış olduğu bu siyasi soykırım operasyonu aralıksız bir şekilde devam ediyor. Tabii ki bu operasyonların hedefi olan illerden sadece birisidir Batman. Ortada bir siyasi örgütlenmenin hedef alınması durumu söz konusudur. Bu nedenle başta bölge illeri olmak üzere partimizin örgütlü bulunmuş olduğu tüm illerde bu operasyonlar aralıksız bir şekilde devam etmiştir, hala da etmektedir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de ne yazık ki gazetecilik meslek etik kuralları her gün ihlal ediliyor. Her gün yalan yanlış çarpıtma haberlerle kamuoyu algısı yönetilmeye, gerçekler ters yüz edilmeye çalışılıyor. Türkiye'de muhalif basın çok yoğun bir baskı süreciyle karşı karşıya. Gazeteciler gözaltına alınıp tutuklanıyor, yazarlar tehdit ediliyor, işten çıkarılıyor. Gazete yönetimleri iktidar tarafından baskı altına alınıyor. Terörle mücadele kanunu yetmezmiş gibi bir de başbakan her gün basını tehdit ediyor, yazarları hedef gösteriyor. Muhalif basın baskı altında halkı bilgilendirmeye çalışırken iktidarın emrindeki medya ne yapıyor? Türkiye'de muhalif basın dışındaki medya organları Kürtlere karşı, toplumsal muhalefete karşı, bu ülkenin emek ve demokrasi güçlerine karşı psikolojik savaş yürütüyor, kirli propaganda yapıyor. Partimize yönelik her gün yeni bir yalan ve çarpıtma haber üretiliyor. Eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, yöneticilerimiz, üyelerimiz, belediye başkanlarımız her gün hedef alınıyor. Karalama haberlerle, çirkin ifadelerle itibarsızlaştırılmaya, gözden düşürülmeye çalışılıyor. Tabii bu politikalar yürütülürken gözden kaçırılan bir gerçek var. O da şudur ki BDP siyasi hayatına Demokratik Toplum Partisi kapatıldığında başlamak. DTP Türkiye'deki en direngen, kendisini var eden toplumsal ihtiyaçlara cevap olabilmek için en büyük bedelleri göze almış bir siyasal geleneğin devamıdır. 1991 yılından beri bu ülkede anayasal düzen içerisinde Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümü noktasında kendisine bir misyon biçmiş olan siyasal geleneğin devamıdır. O nedenle bu tür çabalarla bir sonuç elde etmeye çalışanlar şunu unutmamalıdırlar ki BDP bir halkın özgürlük mücadelesinin siyasal temsiliyetini ortaya koymaktadır. Arkasındaki sosyolojik gerçeklik görülmeden ortaya konulacak her türlü çözümsüzlük politikası halk nezdinde mahkum edilmeye dün olduğu gibi bugün de devam edilecektir. Değerli basın mensupları, sahibinin emrine girdiği iktidarın sesi olan bu medya kuruluşları aslında kullanılıyorlar. Türkiye'de her gün psikolojik savaş yürüten medyayı kullanarak toplumsal algıları yönetmeye ve AKP karşısındaki muhalefeti etkisizleştirmeye çalışan bir psikolojik savaş merkezi var. Bu merkez AKP'nin ve ittifak halinde olduğu bir takım odakların emrinde hareket ediyor. Eskiden psikolojik savaşı özel harp dairesi JITEM yürütüyordu. Şimdi bu görevi AKP'nin emrindeki kurumlar, odaklar devralmış durumdadır. 28 Şubat sürecinde bu ülkedeki bir siyasi geleneğin nasıl hedef alındığını, her gün çirkin manşetler atılarak bu siyasi geleneğin nasıl yıpratılmaya çalışıldığını halen hafızalardan silmeyecek bir şekilde bizler hatırlıyoruz. Şimdi aktörler değişti ama roller aynen oynanmaya devam ediyor. Aynı 28 Şubat vari manşetleri bu kez AKP medyası partimize karşı atıyor. Ve bu konuda büyük bir ustalık da var. Hakkını teslim etmek lazım. Biz ne zaman AKP'yi siyaseten köşeye sıkıştırsak, AKP'nin yanlış politikalarını teşvik etsek, ertesi gün
AKP medyası bize karşı karalama amaçlı haberlerle ortaya çıkıyor. Daha doğrusu bu özel savaş merkezi anında servis yapıyor. Bugün de şahsımla ilgili bir haber yer aldı medyada. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki genel kurul gündeminde bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmeleri de devam ediyor. Dün bir madde üzerine ben de söz hakkı aldım. Maliye Bakanımız bakan olmadan önce biliyorsunuz bir ilden seçilmek durumundaydı. Kendisi Batman ilinin aynı zamanda milletvekilidir. Batman'da yaşanan ve Batman halkının 7'den 70'e AKP'nin tabanı, BDP'nin tabanı ayrımı yapmadan mahkum etmiş olduğu bir pratiğe karşı Sayın Bakanımızın ben de duyarsızlığını kamuoyunun gündemine bütçe görüşmeleri vesilesiyle taşımış oldum. Sayın Bakan açıklamalarımı dinlemeye bile tahammül edemedi. Ben konuşurken genel kurul salonunu terk etti ve ardından bugün AKP basınında şahsıma yönelik bu karalama, yalan yanlış haberle bizleri buluşturdu. Niye buluşturdu diyorum? Zaten Keceki operasyonları, Keceki adı altında yürütülen siyasi soykırım operasyonları üç merkezin ittifakıyla yürütülüyor. Basın, tabii ki AKP'nin yereldeki yürütücüleri ve hükümetin politikası bir bütün değerlendirilmeli. Siyasi iktidar ve tabii ki yargı. Yargıya bilgiyi taşıyan da tabii ki istihbarat kuruluşları. Biz bu üçlü ittifakın açığa çıkarmış olduğu siyasi operasyonların bugün ülkeye herhangi bir faydası olmadığını daha geçen hafta genel kurul kürsüsünde kamu güvenliği müsteşarının bütçesi konuşulurken açık bir şekilde ifade ettik. Bu operasyonlar siyaseti etkisizleştirme operasyonları, siyaset dışındaki argümanlara, enstrümanlara referans veren bir noktaya gelmiştir. Amaç da budur. Ve bu operasyonların hedefinde örgütsel bir takım kaygılar vardır. BDP'nin örgütte bulunduğu olduğu tüm alanların itibarsızlaştırılması, etkisizleştirmeli bu örgütün dağıtılması hedefleri vardır. Biz de bu hedeflerin karşısında güçlü bir şekilde örgütlenme iddiamızı yükselterek halkımızın birlik duygularını, birlik yönündeki inancını güçlendirecek bir takım pratikleri ortaya koyarak cevap olmaya çalışıyoruz. Tabii ki biliyoruz ki bizim ortaya koymuş olduğumuz bu ilkesel tutum karşısında, yani siyasetin gereği olan ilkesel tutum karşısında ne yazık ki her türlü ilkesiz tutum siyasi araçla karşımıza çıkan bir siyasi iktidar gerçeği de vardır. Eğer bizimle siyaseten mücadele edemeyecek bir pozisyondaysa siyasi iktidar, çıkıp bunu halkla güçlü bir şekilde, açık bir şekilde, samimiyetle paylaşmasını kendilerine salık veririz. Aksi halde hakkımızda üretmiş oldukları her türlü yalan, yanlış haber kendilerine bumerang etkisi yaparak dönecektir. Çünkü biz pratiklerimize karşı, halkımıza karşı, pratiklerimizden dolayı halkımıza karşı sorumluyuz ve bugüne kadar her seçim sandığında almış olduğumuz sonuç halkımızın bu pratiklere karşı onayını ortaya koyar. Biz kendimizi bu onay üzerinden siyaseten güçlü ya da güçsüz sayarız. Bugün itibariyle de halkımızın vermiş olduğu onay itibariyle kendimizi halkımızın ihtiyacı olan siyaseti üretme, bunu ortaya koyma, sonuçlarını halkımıza paylaşma ve tartışma noktasında güçlü adı ediyoruz. Değerli basın mensupları, peki yapılan habercilik midir? Bir gazetecilik midir? Merak ediyoruz. Telefonlarınızı acaba bu gazete merkezleri ve bu haberleri yapan gazeteciler mi dinliyor? Eğer gazeteciler polis sorgusuna katılmıyorsa, telefonları dinlemiyorsa, o halde bu gazetelere yalan yanlış telefon kayıtlarını, ifade tutanaklarını kim servis ediyor? 8 Kasım itibariyle Batman 6. Keceki operasyonunu yaşadı. Bu operasyon sırasında herhangi bir yöneticimiz Kürtçe dışında bir dilde savunma yapma isteğini ortaya koymadığı için yöneticilerimiz kollukta ifadeleri alınmadı. Fakat kadın meclisimizden ve mahalle meclislerimizden arkadaşlarımızdan Türkçe ifade verenler de oldu kolluk aşamasında. Daha sonra savcılık ve sorgu hakimiyle, yani tutuklamaya sevk edildikten sonra bu tavrın devam etmesi dolayısıyla arkadaşlarımız hangi iddialarla yargı önüne çıkarıldıklarını dahi bilmiyorlardı. Ancak
eş başkanlarımız, il eş başkanlarımız kendileriyle sohbet adı altında yapılan toplantılarda bugün gazetenin haberine taşınan konunun da emniyet görevlileri tarafından gündeme getirildiğini ifade ettiler. Bunları beyhude çabalar olarak görüyoruz. Çünkü ben tam da o halkın içerisinden çıkmış bir milletvekiliyim. O toplumsal muhalefetin içerisinde yer almış, o toplumsal muhalefet içerisinde bugün kendisini siyaset arenasına da taşıyabilmiş bir milletvekiliyim. Halkın ortaya koymuş olduğu mücadelenin neleri başarabileceğine tanıklık etmiş bir milletvekiliyim. Siyaseten hangi menzilleri kazanabileceğine tanıklık etmiş bir milletvekiliyim ve bugün o menzillerden birinde halkımın özgürlük mücadelesinin bir neferi olmaya çalışıyorum. O yüzden operasyon halka yönelik önemli değil şeklinde atılan manşetle yapılmak istenen haberciliğin ne anlam taşıdığını, ne maksatla yapıldığını bir anlam vermeye de çalışıyoruz. Ve bunu bir beyhude çaba olarak görüyoruz. Pratiğimizi Batman halkı takdir etmiştir, siyasetimiz takdir etmiştir ve bugün bu noktaya gelinmiştir. Ama KCK operasyonlarının gelmiş olduğu nokta itibariyle amacının, bu operasyonların yapılma amacının başarıya ulaşmadığı, aksine bu operasyonları yapanların bugün kara kara düşünüp Türkiye toplumuna ne diyeceklerinin hesabını yaptıklarını biliyoruz. Bu nedenle de bu operasyonlar için önemli değil diyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü biz bir halk hareketiyiz. En son Batman'da örneği görüldüğü üzere o partinin kapısını açık tutacak onlar yüzler, binler değil on binlerce insan var. Bunu da Türkiye kamuoyu yakından izledi, gördü Batman pratiğinde. Ama tabii biz burada emniyet teşkilatının elinde olan bilgilerin yargıya bile, yargı mensupları tarafından, hakimler, savcılar tarafından bile şüpheli arkadaşlarımıza, şüpheli olarak görülen il eş başkanlarımız ve yöneticilerimize ifade edilmezken nasıl oluyor da gazeteciler tarafından kullanılıyor sorusunun cevabını biliyoruz. Çünkü bu operasyonların merkezinde aynı zamanda AKP basını var diyoruz. Değerli arkadaşlar, soruşturmanın gizliliği gerekçe gösterilerek gözaltındaki kişilerle ilgili avukatlarına dahi bilgi verilmezken, şüpheli arkadaşlarımıza dahi açıklamada bulunulmazken, ertesi gün bakıyoruz, çarpıtma ifadeler, çarpıtılmış telefon kayıtları AKP medyasında çarşaf çarşaf yayınlanıyor. Bunun adı hukuk mudur? Bu yapılan faaliyet gazetecilik midir? Bunu halkımızın takdirine bırakıyoruz. Bizim cevabımız ne bunun hukuki sınırlar içerisinde olduğudur, ne de yapılanın bir gazetecilik olduğudur. Hukuk ve yasalar ayaklar altına alınıyor. Gazetecilik meslek etik kuralları çiğneniyor. İstihbarat birimlerinin sesi olan bu adına gazete denilemeyecek yayın organlarının faaliyeti aslı gazetecilik değildir. Bu çok açık bir özel savaş ve kirli propaganda yayınıdır. AKP medyasına verilen rol, verilen görev budur. Karalama, çamur atma, saldırma, hedef gösterme, her türlü çirkin hedefleri, ifadeleri kullanma. Bunun adı basın yayıncılık olamaz değerli arkadaşlar. Halkımız, demokratik kamuoyu bu gerçeği çok iyi görüyor. Her gün partimize, Kürt halkına karşı bu hakaret içerikli, nefreti körükleyen, belli odakları kışkırtan haberlerin amaçları bellidir. Ve halkımız bunu çok iyi görüyor ve aynı zamanda değerlendiriyor. Bizi itibarsızlaştıracaklarını düşünenler yanılıyorlar. Yalanlarla, çarpıtmalarla, karalama kampanyalarıyla ortaya çıkanlar, buna sarılanlar asıl itibar kaybına uğrayanlardır. Kendi siyasetine, politikasına, ilkelerine güvenen bir siyasi yapı, yalana, dolana, karalama kampanyalarına, çirkin manşetlere ihtiyaç duymaz. Ama görülüyor ki doğrusu olmayanlar ancak yalana sarılıyorlar. Karşısındaki siyasi rakibini şantajlarla, kirli propagandalarla gözden düşüreceğini, zayıflatacağını sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. BDP'ye yönelik karalama kampanyalarını yürütenler, bundan medet bekleyenler iflah olmayacaklardır. Ve bu yalanlarıyla, bu çirkin siyasetleriyle halkın vicdanında bir kez değil binlerce kez mahkum olacaklardır değerli arkadaşlar. Ben katılımınız
ve bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Bir sorun var size de. Şimdi genel bir tartışma yaşandı sizde. Evet, anayasa uzlaşma komisyonundaydım ama daha sonra izleme şansım oldu. Bugün devlet metinler buraya geldi, basma kartısı yaptı. Partinize ilgili çok daha eleştirilerler oldu. Partinizin PKK'nın silahlarının gölgesine sığındığını, Kürt halkının kanını içtiğini çok ağır eleştirilerle bulundu. Sizin yorumunuzu alabilir misiniz? Çok açık ve net söylüyorum. Bizim için sözün kimin tarafından söylendiği önemlidir. Sayın Metiner, sayın demekte bile zorlanıyorum. Sayın Metiner'in ortaya koymuş olduğu iddialara karşı cevap vermek kendisine bir değer ve itibar kazandırmaktan öteye gitmeyecektir. Söylediği sözlerin toplumda herhangi bir karşılığı olmadığı gibi partimiz tarafından da kıymet verilip kendisine cevap verilebilecek bir yönü de bulunmamaktadır. Kendisinin kişiliği, kimliği ve siyasal anlamda ortaya koymuş olduğu pratik başta halk tarafından, siyasetimiz tarafından da görüşü vardır. Siyasetimizin halkın da bir görüşü vardır. Siyasetimizin de bir görüşü vardır bu konuda. O yüzden yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle kendisine bir cevap verme ihtiyacı duymuyoruz. Herhangi bir açıklamalarına da herhangi bir önem biçmiyoruz. Bugüne kadar ortaya koymuş olduğu ilkesiz tavrın bir devamı olarak görüyoruz. Gündemimizde de yok açıkçası. Gündem olmaya çalışanların sık sık başvurdukları yöntem budur. Ülkenin en büyük hassasiyetlerini kaşımaktır. Bu hassasiyetler üzerinden kendini konuşturmaktır. Sayın Metiner de gündeme girmeye, gündem oluşturmaya çalışıyor diye değerlendiriyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.